Merhaba sevgili izleyiciler, sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve biz de sektörün nabzını Maltepe'de tutmaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise E5 üzerinde bulunan Erburak Otomotiv'e konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Bülent Yıldırım ile birlikteyiz. Merhaba Bülent Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, biz sağ olun, biz de iyi. Sizi gördük, daha iyi olduk. Tabii burada yaptığımız otomotiv sektörüne yönelik birçok çalışma var. Onlarla ilgili bilgileri alacağız ama öncelikle kuruluşuyla ilgili biraz bilgi alayım. Nasıl oluştu, nasıl gelişti, nerede başladı bu hikaye? Bu hikaye Erzurum'da başladı. 1992 senesinde, 92-93 seneleri. İstanbul'da 96'da başladı. 96'dan beri çalışıyoruz burada. Evet, tabii otomotiv sektöründe evet. Hizmet veriyoruz. Peki o günden bugüne gelmek kolay bir şey değildi ama siz sonuçta bunu başardınız. Nasıl bir süreç oldu, nasıl yaptınız? O senelerde, 90'lı senelerde bu iş çok zor. Yani bir aracın bir sadece motor masrafı 1,5 milyar civarındaydı yani. Sahtekarlar çokurdu, üçkağıtçılar çokurdu. Mafya çokurdu, ne bileyim yani, ben içimden gelen anlatıyorum, şimdi keser misin bilmiyorum. Ama şimdi Allah'a şükür olsun çok güzel. Bir araç satışına gidiyorsun 100 TL. Banka kredili araçlar alıp satıyorsun. Banka kredileri çok düşük. Efendime söyleyeyim, iş çok piyasada. Şu anda biliyorsunuz İstanbul tekrar yeniden yapılıyor. Evet. Barajlar, köprüler. Bizim işimizde damper sektörü olduğu için hafiyet araçları. İşimizden memnunuz yani, sıkıntımız yok Allah'a şükür. Evet, bu anlamda tabii ki çok da güzel çalışmalar yapıyoruz ama yaptığımız çalışmalarda genelde kaliteli hizmeti ön planda tutuyoruz. Evet. Öyle bizim, değil mi? Tabii, bizim zaten kendimize ait şeyimiz var. Kadememiz var, ustalarımız var. Önce aracı alıyoruz, önce kendi testimizden geçiyor. İşte aracın arızası, marızası neyse, lastidir, kupasıdır, mekanik arızasıdır. Bunları hep kendimiz yapıyoruz. Yaptıktan sonra tekrar bu yeni nesil arabalarda hep bilgisayar sistemli. Gene tekrar bilgisayardan geçirip ekspertiz raporuyla beraber gelen müşteriye sunuyoruz ve gene de diyoruz ki bize gene inanmıyorsunuz, yetkili servise götürün gösterin. Evet. Yetkili servise de araç gittiği zaman otomatikten geçip geliyor. Evet, aslında burada çok çok önemli bir şey var. Şimdi araç sonuçta, araç alım satımı yapıyorsunuz. Evet. Doğal olarak burada bir güven olgusu oluşması gerekiyor. Bu güven olgusunu nasıl sağladınız peki? Şimdi güven olgusu dediğinde galericilik akla geldiğinde vade ilk başta akla gelir. Evet. Bizim şirketimizin bir prensibi var. Bu yani gerçek olan bir şey. Biz tanıyanlar bilir zaten. 30 günle 120 gün arasında aldığımız çeklerden biz vade farkı falan bir şey almıyoruz. 120 günü geçtiği zaman aracı saklıyoruz. Yani senetmiş, vadeymiş, biz bunlara bakmıyoruz. Onun için de bizim müşterimiz belli zaten. Tanıyanlar gelip alıyor. İşimizde de hiçbir sıkıntımız yok zaten. Verdiğimiz malın da arkasındayız. Başkaları gibi günü kurtarma bir şey yapmıyoruz yani. Derdinde değiliz, derdinde değil mi? Derdinde değiliz. Bizim için ben babam 57'den beri esnaftı babam. Biz de ben kendim 1969 doğumluyum. Gözümü ticarette açtım. Biz 4 kardeşiz. 4'ümüz de aynen öyleyiz. Ta Erzurum'dan geri, Erzurum'da mesela 4-5 tane iş yerimiz vardı. Erzurum artık daha bizi aşmayınca işte buralara geldik. Çocuktan ve ticaretin içerisinde olduğumuz için yani müşteriyle nasıl konuşlanır, nasıl davranılır, nasıl mal satılır. Bu işin püf noktası doğru olacaksın. En başta doğru olursansa bir isim duyuyordum. Bizim için bir adam bin adam demek. Yani evet. Eğer satayım da gitsin, gerisine bakmayayım diye bir şey yok bizde. Evet, sattığımız aracın arkasındayız. Tabii. Bu anlamda biz işimizin arkasındayız tabii, değil mi firma tabii, olarak? Tabii. Bu da zannediyorum güven olgusunu oluşturuyor, tabii. Bu anlamda güven sağlıyor. Evet. Ve tabii ki bunun da geri dönüşümleri çok çok olumlu oluyor. Geri dönüşüm mesela vatandaş bu hafiyat sektörüne giren bir aracın 3 sene, 4 sene bilemedin güzel temiz kullanılmadan 5 sene çalışır. Biz de zaten sattığımız araçlar 2011-2012 model arabalar, 2010 yani 2-3 yaşındaki araçları sattığımız için 4-5 sene sonra bu adam geri tekrar geldiğinde biz bu takastan alıyoruz verdiğimiz araçlarımızı. Tekrar buna 4-5 senelik daha 2-3 yaşında da model araba veriyoruz. Bizden şaşmıyorlar yani.
O yüzden de tercih ediliyorsunuz. Tercih ediliyor yani. Doğru konuşursan, dürüst olursan tercih oluyor yani. Her muhakkak, işte böyle, sadece muhakkak. Bu işte değil yani. Sadece bir tek bu sektörde değil, ticaretin genelinde dürüstlük ilkesiyle evet. hizmet etmek evet. gerekiyor. Evet. Sonuçta müşteri memnuniyeti çok önemli. Siz de kaliteli hizmetinizle müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz. Sonuçta evet. çözüm odaklı evet. hizmet veriyoruz. Bu da zannediyorum sizi sektörde hakikaten iyi bir yere, iyi bir konuma getiriyor. Tabii mesela ben buraya 96'da geldiğimde burada dükkan açmak mümkün değildi zaten. Hı hı. Burada bizim bir arkadaşın yanında, galerisinde esnaf olarak çalışmaya başladım. Yani kendi araçlarımı satıyordum. O galeriye komisyon ödüyordum. 2000 senesinde bizim bir Erzurumlu bir iş adamı, işte Ali Bey ismini kullandım, Ali Şahsıvaroğlu. Yapma onu dedi, oradan çık dedi, kendine küçük bir yer tut dedi. Önce hafif ticari başla dedi. İşte önce hafif ticariden başladık. Dükkan açtıktan sonra tekrar yine eski mesleğimize geri döndük, yani ağır vasıtaya döndük. Evet. Bir de benim asıl mesleğim de, yani biz Erzurum'dayken de bizim kamyonlarımız vardı, kömürcülük yapardık. Cennet'in, Alfa Mon'un, Bellona'nın, Vestel'in, Simtel'in ana bayisiydik biz Erzurum'da. Bu mobilya kısmında da Doğu Anadolu bize bağlıydı o zamanlar. O zamanlar arabalarımız, kamyonlarımız vardı bizim. Arabadan bilgimiz vardı yani. Evet. Ben şimdi bir araca baktığım zaman bu araçta ne kadar masraf olup olmadığını söyleyebilirim mesela. Evet, bu da sizin uzmanlık alanınız. Bunu tabii bilmen ki, lazım bu iş. Yani bilmezsen kesinlikle. Olmaz yani. Tabii hizmetlerimiz devam edecek. Erburak Otomotiv olarak çalışmalarımız İnşallah. Devam edecek. İnşallah. Sektörle ilgili neler söylemek istersiniz? Sektörün şu anki durumuyla ilgili. Sektörün şu anki durumu, aslında bizim sahibimiz yok hanımefendi. Yani eskiden biz bu işten çok güzel para kazanıyorduk. Şimdi internet diye bir bizim başımızın belası var. İnternet bizi tamamen bitirdi. Yani normalde ben %10 kazanmam gerekirken şu anda %3, %2 zor kazanıyoruz. Herkes satıyor bu işi. Evet. İşten anlayan da alır, anlamayan da yapıyor bunu. Ama işten anlayandan arabayı aldığı zaman adam en azından kaliteli, bakımlı bir araba alır. Tabii ki. Yani burada İşi aslında ehil ellere bırakmak gerekiyor, evet. tecrübeli evet. Kişilere ve deneyim kazanmış firmalara evet. bırakmak gerekiyor. Bu anlamda da halkın biraz daha bilinçlenmesi gerekiyor zannediyorum. Evet. Ya benim mesela şimdi kadememde 30 senelik usta var. Hı hı. 30 yıllık. Bu adam emekli olduktan sonra yine aynı bu işi bizimle beraber yapıyor. Yani ustalarımız yani bir arabada ne olup ne olmadığını buluyor. Ondan sonra o arızayı gideriyor. Aracı çalışır vaziyete getiriyor. Biz de vatandaşa, müşterimize verdiğimiz zaman müşterinin de memnuniyeti çok önemli. Yani tabii vatandaş ki. Arabayı buradan aldığı zaman kamyonculuk, tırcılık yani böyle 5 dakika ya yani 10 günde, 15 günde dilden dile doğru. Ya Erburak'ta çok güzel araba satıyor. Arabaları temiz. İşte vade farkı almıyor. İşte şunu yapmıyor, bunu yapmıyor dediği zaman İnsanların tercihi sen oluyorsun bu sefer. Evet, gerçekten de öyle. Bu da çok çok önemli. Sonuçta dediğimiz gibi halkın memnuniyeti çok önemli, müşteri Tabii. memnuniyeti. Tabii. Siz de memnuniyet odaklı ve çözüm odaklı çalışıyorsunuz. Ve bundan sonrasında yine Erburak Otomotiv olarak halkın yanındasınız. Evet. Çalışmalarımız devam edecek İnşallah. Zannediyorum. İnşallah. Peki, İnşallah. Çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz tüm bilgiler için. Siz çok sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun. Son olarak sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben sevgili seyircilerimize ne söylemek isterim? Yani eğer bu otomotiv sektöründe araba almak istiyorlarsa her şeyden önce aracı aldığı zaman yetkili servisine götürecek, gösterecek. Temiz, bakımlı bir araç alacak. Yani bakımsız bir aracı aldığı zaman, yola çıktığı zaman bile dahi o yolda Allah göstermesin, o aracın bir lastiğinin patladığında karşı taraftan gelen bir otobüse evet. vurduğunda bir otobüste 40 tane cam var. Bir anda yani bir facia olabilir yani, bir 40 tane camın gidişini düşünün yani. Evet, gerçekten. Onun için her zaman sağlam, bakımlı, çok önemli. Temiz araç alması lazım yani. Ben seyircilere onu söylüyorum. Aslında araç alacakları firmayı çok iyi araştırıp analiz etmeleri gerekiyor. Firma çok Öyle önemli değil mi? Burada. Yani firma, biz bir aracı aldığımız zaman hanımefendi ister inanırsa inanmayın, ben bunu evrakla da gösterebilirim. Parçacım, lastikçim, işte efendime söyleyeyim aracın diğer mekanik arızalar olarak diyelim 100 tane araba sattıysam bir yılda bu 100 tane aracın en azından 100 milyar liradan fazla parça parası ödemişimdir. Evet. Bunlar da hep evraklar ortadadır. Yani faturalıdır zaten her şeyimiz. Bizde faturası hiçbir şey yok.
Her şey resmi bizde. Hı hı. Yani arabanın kasko değeri atıyorum 200 bin liraysa, devlet bize %30 yıpranma payını demiş, düşebilirsin demiş. %30'unu düşüp işte %70'ini faturasına kesip verebilir. Her şeyimiz resmi. Evet, gerçekten de bu da çok önemli, özellikle tabii firma adına, firmanın tabii güvenilirliği tabii adına. Mesela şu anda piyasada mesela çok çenç arabalar da var mesela. Atıyorum adamın bankaya borcu var veya başka yere borcu var. O arabanın plakasını değiştiriyor veya gidiyor şasede şu kadar bir şase numarası var. Şu burayı silip de başka bir numara yapıp işte efendime söyleyeyim ruhsat çıkarma şansları da olabiliyor. Yani evet, bunu yapanlar da, onlara da çok dikkat etmesi lazım. Muhakkak. Gene diyorum, aracı aldığı zaman ilk başta yetkili servise götürüp arabayı göstermesi lazım. Ki bu tür risklere tabii maruz kalmamak tabii adına. Tabii. Peki, çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür tekrar. Sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyiciler, Erburak Otomotiv'den aktaracaklarımız bu kadar. Programımız kaldığı yerden devam edecek ama ne zaman? Kısa bir aradan sonra biz buradayız.